Merhaba arkadaşlar. Bugün ofisimizin oyuncak odasında minicik küçücük bir tane çam ağacı buldum. Sanırım çok eskiden süslemiştik bunu. Ben de dedim ki bu küçük çam ağacını süsleyip ofisimizin oyuncak odasına koyabiliriz. Hadi o zaman başlayalım bakalım. Burada birazcık geçen yıldan süslerimiz kalmış. Onları şuraya dökmek istiyorum. Şimdi içine balonlar karışmış. Şuraya bakın. Onları buraya koymak istiyorum. Evet, yine böyle süsledik mi? Bence çok güzel olabilir. Burada da tabii ki en son süsledikten sonra ışığımız var. Işıldak yapması için bu ışığı ağacımızın etrafına dolayacağım. Şimdi o zaman şu küçük hediye paketlerinden başlayabiliriz arkadaşlar. Mesela bunu şuraya takmak istiyorum. Şuraya bakın, bir tane bile takınca ağacımızın hemen havası değişiyor. Ay, şu yeşilin tatlılığına bakar mısınız? Onu da bari şu ön tarafa takalım arkadaşlar. Bakın, gördünüz mü? Buradan sallansın. Şimdi şurada lacivert, daha doğrusu böyle koyu mavi renkte bir tane top var. O topu şuraya takabiliriz örneğin. Ay, ben bu ağaçları süslemeyi çok seviyorum arkadaşlar. Eminim ki sizler de çok seviyorsunuzdur. İşte bir tane de kırmızı bir top buldum. Onu da şuraya koyabiliriz. Evet. Şimdi sıra bir tane daha ağaca geldi. Bu da bir tane daha hediye paketine geldi arkadaşlar. Karıştırdım. Bu hediye paketini de şuraya koyacağım. Şimdi şurada bir tane gri var. Bu griyi de şu tarafa koyarsam hiç fena olmayacak. Çünkü buraya hiçbir şey koymamışız. İşte oldu. Tamamdır. Şimdi. Aa, burada davullar var. Davulları görmemişim. Ay, bu bozulmuş. Bunu kullanamam ki artık. Şuraya atayım bari. Evet, ama burada başka bir tane daha davul bulabildim. Bakın, yeşil ve sarı renkte bir davul. Onu da şu ön tarafa koymak istiyorum. Sanırım geçen yıldan çok fazla süsümüz kalmamış arkadaşlar. O yüzden böyle çok 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 dolu bir süs olmayacak. Ama olsun, yine de bence çok güzel olur arkadaşlar. Bir tane de kırmızı bir davul gördüm bakın. Onu da şuraya koyacağım sanırım. Bakalım güzelce buraya bunu... Oldu. Sanırım olmuştu bakın. Şöyle çevirelim de rengi gözüksün. Şimdi yok. Şu sarı topu bir yere koymak istiyorum. Nereye koysam. Şu ortaya koyarsam bence çok güzel görünebilir. Ya şuna bakın. Arkadaşlarım bunları görünce bayılacaklar. Özellikle de yankı veriyor. Şimdi bunu da bu tarafa koymak istiyorum. Arka tarafa çok süsler koymayacağım. Çünkü arka tarafı zaten kimse görmüyor. Ön tarafı süsleyeceğim. Şurada büyük mavi bir hediye paketi var. Bunu da nereye koysam? Bunu. Şu aşağıya koyalım. Aşağıda hiç yok sanırım. Şuraya koyabilirim. Ucunu kıvırırsak çok güzel durur. Şurada bu davul da bozulmuş, inanmıyorum. Şu topu koyalım bir yere. Nereye koyabiliriz? Şuraya koyarsak güzel görünecek galiba. Ya şuna bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Pes pembe. Şimdi işte yeşil var. Yeşili de şu önlere bir yere koyacağım sanırım. Şurada bir yer gördüm galiba arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Şuraya koyabiliriz mesela. Bu taraf biraz boş geldi gözüme. Bakın, yeşil topu da buraya koydum. Şimdi şu kırmızı var. Bir tane daha kırmızı alalım. Şu yukarıya mesela koyabiliriz. Bakın şöyle. Harika. Şimdi şurada bir davul daha görüyorum. Bu davulu da şu yukarıya koysam. Evet. Ya arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim. Şu yukarıya yıldız koyuyorduk. Burada yıldız hiç gözüme çarpmadı. Sanırım geçen sene yıldız almayı unutmuşuz. Neyse, şu geri kalan davullarla süslemeye devam edeyim bari. O davulu da şuraya koysam. Burası birazcık boş kaldı çünkü. Şimdi oldu. Şu büyük hediye paketini nereye koysam sizce? Nereye? Sanırım onu buraya koyarsam iyi olacak diye düşünüyorum. Çünkü bu tarafta birazcık boşluk vardı. İşte oldu. İşte bir tane daha davul var. Bu da yeşil bir davul. Onu da şuraya koydum. Zaten o kadar az süsümüz kalmış ki arkadaşlar, ben de elimde olanları değerlendireyim dedim. O yüzden çok böyle her yeri dolu dolu yapamıyorum arkadaşlar. Ne yapalım? Şimdi bir tane topu da şuraya koyarsam burası biraz daha dolu görünebilir. İşte oldu. Zaten şu anda tam iki tane topumuz kaldı.
Birisi gri renkte. Ops. Bir tanesi de yeşil renkte. Tam iki tane. Bunları iyi değerlendirmeliyim. O yüzden şöyle iyice bir kontrol edeceğim. Bakalım nerede boşluklar var, nerede? Evet, şunu da buraya koysak. Evet, bakın yeşil olanı buraya koydum. Şimdi şu gri topu da şuraya koydum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle kıvırırsam hiç düşmez. Tamam, bakalım çok az malzemem kalmış. Mavi davul, kırmızı davul, sarı, gri ve pembe. Şu pembe davulu bir yere koyalım önce. Şuraya mesela koyabilirim arkadaşlar. Yeni yıl şarkısını söylersiniz arkadaşlar yeni yıl gecesinde. Ne kadar güzel değil mi? Bunu da buraya koyabiliriz. Süper! İşte oldu. Aa, bu buraya takılmış gibi görünüyor. Neyse, onu şöyle birazcık sıkıştırmaya çalışacağım arkadaşlar ama umarım başarabilirim. Çünkü zor görünüyor. Aa, yaptım. Evet evet yaptım. Bunları ne kadar küçük yapmışlar böyle. Çok küçük yaptıkları için çok zor takıyorum arkadaşlar. Ama yine de güzel olmasına özen gösteriyorum. Onu da taktığıma göre. Şimdi bu son parça yani mavi davulumuz. Mavi davulumuzu da sanırım şuraya takarsam ağacımız tamamlanacak. Evet, bence güzel oldu arkadaşlar. Hatta şunları şöyle biraz kaldırmak istiyorum. Daha güzel gözükmesi için. Şunu birazcık aşağı indireceğim galiba. Evet. Şimdi en sonuncusuna geldi sıra. Yani ağacımızın ışıklandırmasına. Bakın. Birazdan ışıklandırmasını çalıştıracağım. Ve ışıkları yanıp dönmeye başlayacak. İşte o zaman ağacımız çok güzel görünecek. Ya ben bunu böyle yapmak istemiyorum arkadaşlar. En sonunda bir küçük sihir yapabilir miyim dersiniz? Bence yapabilirim. O halde geri sayıma başlayalım mı 3'ten geriye doğru? 3, 2 ve 1. Hokus pokus. Ağacım birdenbire ışıl ışıl yanmaya başlasın. Hey, şuraya bakın. Işıklar birdenbire yanmaya başladı. Hatta yanıp sönmeye başladı. En sevdiğim şey yılbaşı zamanı böyle ağaçları süslemek. Ay, keşke kar yağsa böyle lapa lapa. Her yer bembeyaz olsa. Arkadaşlar, bir fikrim var. Şu etraftaki ışıkları kapatıp şu ışıkların nasıl yanıp söndüğüne bakalım mı? Bence bakalım. Işıkları söndürüyorum. İşte oldu. Bakın, şuradan değiştirebilirim. İşte şimdi ışığı, istediğim ışığı elde ettim sanırım arkadaşlar. Gayet güzel görünüyor. Of! Arkadaşlar, şimdi ben ağacımın yanında kendime çok güzel bir bitki çayı hazırlayacağım. Ve onu içeceğim ve birazcık dinleneceğim. Görüşürüz!